Evet, şimdi değerli dostlar, serimizin üçüncü videosuna geçtik. Resmi ilk iki videoyla biraz büyüttük. Bir şeyler görünüyor. Şimdi üçüncü videoda resmin daha, yani her videomuzda resmi daha da büyütmeye çalışacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, bugüne kadar yaptığım en kapsamlı, en zor analizdi. Çünkü çok karmaşık bir olay. Yani aslında 20 videoluk bir seri de yapılabilirdi ama bu sefer işin içinden çıkamayız. 11 yaptım. 11 serilik bir video. Biraz da uranüsyen bir rakam. Dolayısıyla bakalım bu videolarla biraz daha anlayabilecek miyiz? Tabii burada elimizdeki hani verilerle %100 tabii ki bunları ispatlayamayız ama çok güçlü doneler işte. Astroloji bize anlayamadığım şeyleri anlamlandırabilmek için inanılmaz ipuçları sunuyor. Gelelim bugünkü video değerli dostlar. Şimdi bugün Münevver Kalabulut'un cinayet zamanında haritasını inceleyeceğiz. Biraz da resmi büyüteceğiz. Bakalım cinayet zamanında cinayet günü Münevver Karabulut'ta haritasında ne tür etkiler var? Şimdi gelin o videoyu izleyelim. Evet, şimdi size ekranı paylaşacağım değerli dostlar. Şimdi geliyoruz Münevver Karabulut'un haritasına. Cinayet zamanı 3 Mart 1991. Beni bilirsiniz hep, bilmiyorum bu tabii siz yöntem olarak nasıl kullanırsınız? Ben genelde progres haritayla başlarım değerli dostlar. Müthiş bilgiler veriyor. Şimdi arkadaşlar, burada progres ay, şurada gördüğünüz gibi zaten buradaki ay Münevver Karabulut'un güney ay düğümü yöneticisi. Progres ay, gördüğünüz gibi tam olarak şuradan progres ay tam olarak güney ay düğümüyle kavuşmuş. Şuradan da görüyoruz. Ayrıca progres güney ay düğümüyle kavuşmuş. Dolayısıyla bu haritanın doğru olma ihtimali yüksek. Bu ihtimali yüksek gösteriyor. Burada bir Güneş Koç'a girmiş ve Jüpiter'e üçgen. Buradan yine bir reenkarnasyon sürecini görüyoruz. Yine bir dini figür olarak reenkarne olacağını. Ama bana buradaki görüntü bu sefer belki yabancı ülkede reenkarnı olabilir. Bakın Progress ASC işte yaya gelmiş. Ama bu döngü nasıl olur bilemiyorum değerli dostlar. Yani sanki bir güç Münevver Karabulut'u sanki adım adım izliyor yani. Bu çünkü önemli bir figür olduğunu düşünüyorum. Progress Merkür'ü 22 derecede. Bunlar Uranüsyen derecelerdir. Genelde grupları anlatır. Bir Progress Merkür, Mars karesi, yani 3 derece orta ben etkisi olabileceğini düşünmüyorum. Ama burada şu Progress ayın güney ay düğümüyle kavuşumu, bakın yine 8. evde ve doğrudan yine sanki geçmiş yaşamla ilgili bir olaydan dolayı tekrar hayatını kaybediyor. Bakın ölüm evinde ve 8. ev yönesi. Yani tekrar bir zamanın gerisine gidiyoruz. Bu geçmiş yaşamın geçmişe çekilen bir olayı bize anlatıyor değerli dostlar. Bu tekrar bir geçmişin şeyi, tarihin tekerrür etmesi. Bir Münevver Karabulut yani bir ölüm döngüsü içerisine girmiş değerli dostlar. Ve neden böyle bir şey yapılıyor? Bana da çok tuhaf geliyor. Yani evet korkunç bir cinayet ama böyle bir şey aklım almıyor. Yani buradan bulduğumuz bilgiler çok sıra dışı gerçekten. Şimdi değerli dostlar, bakın yine Münevver Karabulut'un neden bu haritası doğru olabilir? 3 Mart 2009 tarihinde Progress yükseleni ASC'si 17 dereceye yayda, bakın Mars'a karşıt, Satürn'e de 45'lik açıda. Yani Mars'a karşıtlığı neyi anlatıyor? Mars ikizlerde. Bir kardeşlik yapısı bu değerli dostlar.
ve bir şiddetle karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Satürn'de 45'lik açısı da bir organize yapının organize bir yapıyla sorun yaşayacağını organize ama bu konuda elinden bir şey gelmeyeceğini gösteriyor maalesef. Yine şurada arkadaşlar, burada ayrıca Ay ASC'de olduğu için progress burada sol olarak Ay da Mars'a karşıt. Dolayısıyla bu da Güney düğüm üyesi olduğu için zaten Ay geçmişle de ilgili bir bilgiyi de verir. Bunun yine geçmişten gelme zaman gerisine gittiğimizde Neptün Kiron'un 21 derece yengeçte olduğu için hep sürekli bir soyunun darbeye uğraması. Ayrıca Güneş'i zaten balıkta arkadaşlar. Bakın zaten bir kurban figürü. Merkür balıkta MC ivmesi. Ataları, soylar hep böyle bir kurban oluyor. Yine burada Ay'ı 45 derece Satürn'le. Burada yine Satürn bize organize yapı derken daha çok sistematik bir yapıyı anlatıyor. Venüs Satürn'e kare değerli dostlar. İşte buradaki Venüs Satürn karesi de yine bu kişinin bu arada kendisinin de Kuzey Ay düğümünün yönesi Satürn burada. Dolayısıyla burada kovada bulunan bir Satürn bunun daha çok bir organize yapı, grup, sistemli bir yapıya bir hani kurban edilmesi daha çok bakire olarak hani söylenmesi evet bunu destekliyor değerli dostlar. Uranüs'ün Güneş'e 45'lik açısı şu olayın organize ve şok edici olmasını anlatıyor. Uranüs grupları da anlatır. Yani organize derken grup, bir yapı, grup. 45'lik açıda yine burada daha çok soyluluk, bir soyun başına bir şey gelmesi arkadaşlar. Güneş, soyluluk. Uranüs'ün 135'lik açıda Mars'la açısı 135'lik açı arkadaşlar. Hem içsel hem de dışsal sebepler. Buradaki içsel sebep Münevver Karabulut'un bu kişiyle ilişki yaşamı. Yani aslında burada suçlamak için değil ama yani bu ilişkiyi başlatmada kendisinin de etkisinin olduğunu. Burada içsel etki, dışsal etki de bir yapı, bir şiddet, Mars, ikizler, bir kardeşlik yapısı buna dair şok edici bir şekilde öldürmek. Yani normal öldürme değil. Yani ya ayindir, Uranüs, Mars, yani şok edici. Ama 135'lik açı buna neden oluyor. İçsel şeyi burada kendisinin bunun ya farkında değildir. Bunlar nereden bilsin şimdi? Dolayısıyla burada bir şok edici öldürme olayını destekli solara. Neptün'ü Satürn'le kavuşmuş ve Jüpiter'e karşı. Buradaki durum arkadaşlar yine kadim dönemden gelme gizli bir yapı ama neyi gösteriyor? Bu din inançlarına karşı bir gizli yapı. Yine burada inançlarından dolayı kurban olmayı da anlayabiliriz. Jüpiter inançları anlatır. Neptün de burada karşıt. Bakın karşı koyamıyor. Yani karşısına çıkıyor. Yine gözümden kaçan bir şey var mı? Evet değerli dostlar. Yine şurada Mars, Plüto. Bakın güçlü bir yapı ve ölümün çok böyle bütün hani bu mesela şu olabilir arkadaşlar. Mars 135 açıda Plüto'ya. Bir ölüm yaşarsınız. Bu ölüm mesela çok korkunç, ürkütücü olabilir. Veya bir şiddet olayı olur arkadaşlar. Örneğin bir savaş çıkar. Bakın bunu sizlerin de bilmesi için söylüyorum. Savaştan bir sürü insan ölür, siz de etkilenirsiniz. Burada 135'lik açı, yine 135'lik açı mantığında içsel ve dışsal sebepler. Mesela burada Mars eril figürde anlatır. Kendisine karşı plütonik bir yani bir de kadim bir düşmanlık buradaki görüntü. Kendisinin de bu kişiyle eril figürle sevgi, ilişki içine girmesi. Burada hani Pluto etkisi kötü veya hani karanlık bir cinsel durumu da anlatabilir arkadaşlar. Satürn Kova'da Pluto'ya karesi de yine Kuzey Ay düğümü üyesi olduğu için Satürn bu sefer gelecekten gelecek bir yapılan bakın Kuzey Ay düğümü daha çok geleceğe giden yol. Pluto organize, sistemli, kadim bir yapını. Satürn burada daha çok bir yapı, sistem oturtulmuş bakın Kova'da.
uzun süre oluşmuş, sistemli, hareket eden bir yapının korkunç bir şekilde elin bir olayı. Hani diyorlar hep bu bir şeytani bir şey olabilir mi? Evet. Olabilir işte. Bunu destekliyor. Bunu destekliyor değerli dostlar. Yani buradaki görüntü, evet, Münevver Karabulut'un cinayetinde gerçekten de bir karanlık, ciddi anlamda şeytan yani. Bu işte üzerine kafasını kesmişler V harfi falan. Gerçekten de hiç kimsenin karşılaşmak istemeyeceği bir şey. Yine cinayet anında değerli dostlar, şu haritaya baktığımızda cinayet anı transit haritasında işte bakın görüyor musunuz? Solarak da Mars Plüto şuradan gösterin. Mars Plüto 135'lik açıdısı. Kendi haritası zaten Mars ikizlerde. Burada da Mars Plüto karesi doğrudan. Merkür Plüto karesi. Burada Merkür başının kesilmesiyle de bunu gösteriyor arkadaşlar. Zaten olay anı transitlerinde bakın Mars, Merkür, Kiron ve Neptün kavuşumu var. Şu olay anı haritasını inceleyelim değerli dostlar. Yine Venüs 15 derece kendi derecesi yani onun natal haritası 15 derece. Burada bakın Mars kovada, Merkür kovada. Merkür baş bölgesiyle de alakalı. Kiron 22 derecede, Uranüs 20 derece gruplar bir ayin veya bir şeyler söylüyorlar. Kurban etme. Birisini grup şey için hani bir yapının işte kova bir yapının amaçları için kurban etme. İnanılmaz destekliyor. Baş bölgesinde Merkür, şiddet Mars, Neptün kurban. Yani Kiron burada evet bir fiziki yaralı bir grup için yara şeyini gösterirken Neptün de bunu bir kurban etme olayını gösteriyor. Güneş balıkta bu figür bir soylu figür. Burada kurban oldu. Uranüs 22 derecede bu kurban olma eylemini yine balık enerjisi kurban grup eylemi. Bir grup çıkarı için bir yapının nasıl bir yapıysa bu bir kardeşlik olabilir her neyse gösteriyor. Yine burada Jüpiter de kovada. Kuzey Ay Düğümü de kovada. Bakın ne kadar kova etkisi. Ha, hani kovada bir yapı ve burada Güney Ay Düğümü aslanda soyluların güçsüz olduğu zamanlar. Güneş balıkta ve bu soyluların kurban olduğu zamanlar. Bakın nasıl destekliyor transit harita. Dolayısıyla Münevver Karabulut'un bu cinayetinde birçok etmen var. Şimdi arkadaşlar bu arada Satürn Güneş karşıtlığı da var. Olay anında Münevver Karabulut'un. Satürn Başak'ta. Başak'ta değerli dostlar. Bakın burada bir ilahi adalet yok. Şimdi burada balık da değil. Burada nedir? Sistematik çalışan, daha çok Hristiyanlık karşıtı olabilir. Bir yapının işte kova güçlü. Bu yapı bir masonik yapı olabilir. İlluminati olabilir. Başka bir şey de olabilir. Gördüğünüz gibi Satürn Güneş'e karşıt, Merkür'e karşıt, Mars'a kare, Jüpiter'e 45'lik açıda. Bakın Jüpiter'e 45'lik açı değerli dostlar daha çok bu yapının bu kişinin dini şeylerine karşıtlığını gösteriyor. Yani dinsel, inançsal farklılık. Satürn'e 135'lik açıda yine organize bir yapının içsel ve dışsal etkileri bunları gösteriyor bize. Yine burada dikkat çekici bir şey var mı? Onu kaçırmamaya çalışıyorum değerli dostlar. Yani belki sizler de burada fazlasıyla birçok etki görebilirsiniz. Ben daha çok en önemli noktaları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu arada olay anı Lilith Plüto kavuşumu var. Lilith karanlık enerjide daha çok şeytani olaylar anlatır. Şimdi Plüto sistemli işte devlet yapıları olabilir, kadim yapıları da anlatabilir. Güçlendiği zaman. Plüto Oğlak'tayken bunlar çok güçlendi ve Lilith de Oğlak'ta. Değerli dostlar, Lilith de Oğlak'ta. İşte bakın bu sıra dışı. Oğlak arketipini anlattım. Hani Satürn'ün ondan şeytan işte masonik şeytan yapıları demeleri. Oğlak arketipinde
Çünkü dünyasal başarının yolu inançlardan kurtulmak, işte ahlaki değerlerden çıkmak. Bakın fazlasıyla bu etki ve burada hem Lilith hem Plüto Oğlak'ta, dolayısıyla şeytani bir yapı etkisi olabilir mi diyenler için evet olabilir. Yine Güney Ay düğümü burada 9. evde, bakın Aslan'da. Bu da ne söylüyor? İnançlar anlamında güçsüzleştiği zaman ve asil insanlar için güçsüz dönem burada Kova'da, grupların, yapıların güçlü olduğu zaman, bu kadar gezegen Kova'da olması bize bunu gösteriyor değerli dostlar. Şimdi Münevver Karabulut'un olay anı, cinayet anı incelendiğinde gerçekten de bu üçüncü videoda resim biraz da oturmaya başladı değerli dostlar. Şimdi biraz daha bazı şeyleri anlıyoruz. Şimdi daha da analizlerimizde kafamıza bir şeyler oturmaya başlıyor. Dördüncü videomuzda arkadaşlar bu sefer cinayet zamanı Cem Garipoğlu'nun haritasını inceleyeceğiz. Bakalım oradaki o videoda bize nasıl bir bilgi gelecek? Cem Garipoğlu'nun haritası bize ne söyleyecek? Dördüncü videoda görüşmek üzere değerli dostlar.